İlk izlenim şunu söyleyeyim. Silah gerçekten çok güzel. Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhaba. Yeni bir seriye başlıyoruz. Yarım otomatik av tüfeklerinde test atışları yapıyoruz. Kutu açılışları, incelemeler yapıyoruz. Ve bu haftaki konuğumuz Dağlıoğlu'nun FD-47 modeli. 36 kalibre AK-47 Kalaşnikov tüfekten esinlenerek yapılmış tüfeği. Kutuyu şu şekilde gösterelim. Kutu içeriğinde kullanım kılavuzu var. Askı kayışı, ikili, beşli ve yedili şarjörleri vardır. Şarjörleri ise plastiktendir. Ve sıra geldi tüfeğimize. Evet. AK-47'nin neredeyse birebir aynısı. Komple çeliktir ve tüfek ömür boyu parça garantilidir. İnternette tanıtım ile ilgili birçok video var. Bu arada 3,5 kilo civarında bu tüfek. Dediğim gibi internette birçok tanıtımı var. O yüzden biz atış videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, elimde Zuber'in Palla tek kurşunu var. İkili, beşli, yedili şarjörleri deneyip peş peşe deneyeceğiz. Bakalım atış performansı nasıl olacak. Şarjörü bu şekilde. Tam şu metal kısmın bittiği yerden basıyoruz, tekliyoruz. Doldurması gayet basit. Bakalım atışı nasıl olacak? İlk defa deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Evet. Şarjörü takarken şurada bir çentik var. Önce onu takıyoruz. Sonra bu şekilde. Ve ondan sonra bu şekilde. Şarjörü çıkaralım. Evet arkadaşlar, burada videoyu durdurup abone değilseniz abone olup beğeni yapıp yorum yaparaktan bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi de yedili şarjörümüzü deneyelim. Ve görüldüğü gibi sıkıntısız çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir silah yapmışlar. Hem hissiyat olarak güven veriyor ve cevizi de gayet kaliteli. Evet. Bu videodan da bu kadar. Dağlıoğlu alınabilir mi? Bence alınır.